80'ler yılında evet, çok güzel şeyler. Bahçesi şahane. İşte gerçek zengin, soylu ve rütbesi çok yüksek olan bir samurayın bahçesi. Olağanüstü görünüyor. Yeşil, doğa, şelaleler ve göl. Müthiş. Evet sevgili misafirlerimiz, bulunduğumuz yer daha önce de söylediğim gibi samurayların, liderlerinin, generallerinin yaşadığı ev. Burada size Japonların ne kadar onurlu ve saygılı insanlar olduğunu bahsettik zaten. Şimdi bu saygı, onur, şeref için vazgeçebildikleri ve yapabildikleri şeylerden bir tanesi seppuku. Aslında duydunuz ama farklı bir kelime olarak duydunuz. Japonlar buna seppuku diyor ama dünya literatüründe bu harakiri olarak geçiyor. Harakiri'yi biliyorsunuz. Değil mi? Evet. Harakiri Japonların kendilerini cezalandırma şeklidir. Buna mahkum edilebilirsiniz ya da kendi isteğinizle onurunuzu, şerefinizi temizlemek için de bunu yapabilirsiniz. Efendim, harakiri yapacak yani seppuku yapacak olan samuray. Neden böyle bir şey yapmak zorunda kalıyor acaba? Yüz kızartıcı bir suçla suçlanmış olabilir. Bunun üzerine öyle bir ceza almış olabilir. Katıldığı savaşta savaşı kaybedip hayatta kalmış olabilir. Çünkü son nefesine kadar, kanının son damlasına kadar savaşacaksın. Hayatta kaldıysan kaçmışsındır ya da yeteri kadar iyi savaşamamışsındır. Ailenin ismini lekelemişsindir. Bu da bir harekir ya da seppuku cezasıdır. Onur kırıcı bir davranışta sen değil liderin bulunmuştur. Liderinle beraber seni de cezalandırmışlardır. Sen de onunla beraber harekiri yapabilirsin. Bu cezaya çarptırılmış bir samuray ne yapıyor? 3 gün öncesinden zaten bunu öğreniyor. Bu harekiri yapılacağı öğreniyor. Asıyor mu kendini? Yok, asmıyor. İlk önce 3 gün boyunca sevdiği yiyeceklerle, sevdiği yemeklerle besleniyor. Bir motive ediyor kendisini. O son gün işte o sıkıntılı gün güzel bir banyo yapıyor. Son yemeğini, en sevdiği yemek neyse o hazırlanıyor, o ikram ediliyor. Son yemeğini de yiyor. Son yemeğini yedikten sonra beyaz kimono. Aynı bizim kefen gibi. Onlar da ölülerini beyaza sarıyorlar yakmadan önce. Beyaz kimonosunu giyiyor ama karıştırıyor olabilirim. Normalde sağ yakası solun üzerine gelmesi gerekir kimono giydiğiniz zaman. Ama o beyazı yani harekiri yapacağınız zaman giydiğiniz kimono tam tersi. Sol taraf sağın üzerine geliyor. Harekiri dışarıda yapılıyor. Böyle bir bahçede yapılıyor. Bu işte bu generalin evinin bahçesi olabilir ya da meydanda güzel bir bahçe olabilir. Orada yapılıyor ve bu yapılırken konum önemli. Suyun, güneşin, bulutların, ağaçların yönüne göre ona göre yerini belirliyor. Yani burası için şöyle söyleyebilirim. Şurası olabilirdi. Çünkü insanlar burada oturuyor olacak, sizler gibi izliyor olacak. Öyle mi? İzleniyor mu? Tabii ki. Tabii ki bu bir ceza ve sen bunu zaten adını temizlemek için yapıyorsun. Kimse bunu görmeyecekse bir anlamı yok ki. Herkes izliyor bunu.